ticarette yalanın küçüğü büyüğü olur mu? Yalan söylemek bereketi azaltır mı diye sormuş. Evet, ticarette tabii yalan daha büyüğü yapılırsa çok daha büyük zararlar karşı tarafa vermek yoluyla tabii ki problem daha büyüyebilir. Yalan büyüğü derken. Fakat küçük menfaatler için. Yani vallahi şöyle, vallahi böyle, vallahi kurtarmaz, vallahi kar kalmıyor, halbuki kalıyor. Mesela burada vallahi kar kalmıyor derken yani az kalıyor anlamında söylüyorum. Yani buna benzer esnek ifadeler var. Bunu daha önce de ifade ettik. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir esnaf grubuna alışverişe karışmaması lazım ama buyurmuş Peygamberimiz. Lagviyat karışır. Boş söz yani. Malı methetmeler, şeyler. İlaveler. Malla alakalı. Ondan sonra yalan yere yeminler. Vallahi kurtarmaz. Billahi kurtarmaz. Gerçek yemin değil. Münakit yemin değil mesela bu. Yemin ediyorum ki diye çok azimli bir yemin olmadığı belli. Gerisi güzel. Bunlar lav yemini deniyor. Karışır. Fesevvi bir sadakati. Bunu sadakalarınızla telafi ediniz buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buna benzer. Hulasa küçüğü büyüğü olmaz ama ilaveli konuşmalarımız akşamlara kadar oluyorsa zaman zaman bu niyetle fakir fukaraya 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira neyse bir tasaddukta bulunmamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye ediliyor.